Çok sevgili Öğretmence TV gönüldaşlarım, şimdi size gerçekten ismini tam yansıtan taş bebeği Gönül Yazar'dan bahsedeceğim. Kendisini defalarca İstanbul'da Bebek Belediye Gazinosu'nda izledim. Çok güzel Türk sanat müziği eserlerinde seslendiriyor zaten. Bakalım kimmiş Gönül Yazar? Gönül Yazar 1936 tarihinde Erzincanlı yol müteahhiti Mehmet Bey ile Yugoslav göçmeni Fatma Aras'ın ikinci çocuğu olarak İzmir'in Kestelli semtinde doğdu. Belma ve Belkıs adlı kardeşleri vardır ki Belkıs Özener'i videomda tanıttım. Yeşilçam şarkılarını söyleyen sanatçımızdı. İlkokul yıllarından itibaren müziğe ilgi duymaya başladı. Ortaokulda başladığı yıllarda Türk Musikisi Cemiyeti'nde Mehmet Kasabalı'dan dersler aldı. Sanat hayatında 1952 yılında 15 yaşındayken girdiği Ege Ses Kraliçesi yarışmasında birinci seçilerek sanat hayatına atıldı. Aynı yıl sahne soyadını aldığı Necdet Yazar'la evlenerek Ankara Radyosu imtihanlarına girdi ve 60 kişi arasından Sevim Deran ve Nermin Demirçay ile birlikte kabul edildi. Fahri Kopuz, Supiziya Özbekkan, Melahat Pars gibi hocalardan bir yıl ders alıp ismini radyodan Türkiye'ye duyurdu. 1954 yılında Ankara Radyosu'ndan İstanbul sahnelerine geçti. 1958 yapımı Günah Yolcuları filminden itibaren birçok filmde şarkılar seslendirdi. 1962'de yayınladığı Aman Aman Gül Pembe ve Kalemi Al Eline 78'li sanatçının ilk kaydı oldu. Daha sonra iki kez taş plak kaydı yayınladı. İlk 45'liği ise 1965'te yayınladığı Maksadım Sana Biraz Naz Yapmaktı. Yönetmenliğini Hulki Sener'in yaptığı, başrolünü Göksel Arsoy'la paylaştığı Taş Bebek filminin ardından Taş Bebek lakabını aldı. İlk filmin ardından başrollerini devrin en ünlü aktörleriyle paylaştığı birçok filmde rol aldı. Karaca Tiyatrosu'nun sahnelediği Papazlar Trafiği isimli İngiliz piyesinde Gülürü Sururi ve Adile Naşit ile birlikte rol aldı. Atatürk'e sahne sanatçısı olan yazar okuduğu pop müzik tarzındaki plaklarıyla ve programlarıyla da ilgi gördü. Yaşar Güvenir'in Sensiz Saadet Neymiş, Tatmadım Bilemem Ki isimli bestesini seslendirdi. 45'liği kendisine altın plak kazandırdı. 1979 yılında yayınladığı Taş Plak ve 1989 yılında yayınladığı Gönülden Gönüllere albümleri oldukça beğenildi. 1968 yılında Erol Simavi ile olan birlikteliğinden 1970 yılında Yasemin adlı bir kız çocuğu oldu. Gönül Yazar 25 yıl aradan sonra İstanbul'da Büyük Kulüp'te sahne aldı. 18 Ocak 2020'de Nostaljik Aile Gazinosu konseptiyle gerçekleşen etkinlikte sanatçıya sahnede Gülden Karaböcek, Seyyal Taner, Semiha Yankı, Ersan Erdura, İskender Doğan ve Rana Alagöz gibi isimler eşlik etti. 78'lik ve 45'lik plaklarına gelince Aman Aman Gül Pembe, Bak Bir Varmış, Kim Bilir, Maksadım Sana Biraz Naz Yapmaktı, Sonbahar Mevsimi, Senede Bir Gün, Bağ Ayrı Bostan Ayrı, Kelebeğim Hayran Olurum, Halime, Benim De Canım Var, Agaro Meyhanesi, Arkadaşımın Aşkısın, Akşamdan Sabaha Kadar, Ellerim Hep Böyle Boş, Niçin Bana Baktın Öyle, Seni Hatırlıyorum, Son Mektup, Aşk Masalı, Bağdat Yolu, Sen Başkasın Sevenler Ölmez, Gel Desen Gelemem Ki, Buruk Acı Dertleri Zevk Edindim gibi birçok plakları vardır. Evet, ömrü uzun olsun diyoruz, saygıyla anıyoruz.